belki normal insanlara göre çarpı 2-3 kat daha fazla etkileniyor. Biz sahada koyduğumuz performans, ortaya koyduğumuz performans, fiziksel özelliklerimizin yanı sıra psikolojik olarak da koyuyoruz. Dolayısıyla bu tabii ki de öncelikle futbolcu, yönetim ve kulüp, yani doktorlarla alakalı bir durum. Daha sonra tabii yönetimimizin bağlı olduğumuz, kulübümüzün bağlı olduğu TFF var. Onlar da bir şekilde bilim kuruluyla istişare ediyorlar, doktorlarla istişare ediyor elbette. Ama dediğim gibi oyuncu penceresinden bakacak olursam ben tedirgin ve korku var. Yani bu oyuna yansıyacak mı? Tabii ki de yansıyacak. Yani futbola yansıyacak, performansına yansıyacak. Ama bunun karar merci tabii ki de biz değiliz. Biz biraz önce de söylediğim gibi biz oynamak istiyoruz. Bizim mesleğimiz bu. Bizimle ilgili bir düşünceyle ilgili bir sorunumuz yok ama psikolojik olarak korku ve endişe var mı? Var tabii ki de. Şimdi fiziksel anlamda, birincisi fiziksel anlamda hocalarımız bunun talimatını verecek olan hocalarımız, yani bunu bizi o performansı hazırlayacak hocalarımız. Bunlar da o donanımda ve o ekip bize var. Her kulüpte de aşağı yukarı bu bilinç var. Fakat psikolojik nasıl toparlanır onu bilmiyorum. Sonuçta bu hocalar da, hocalarımız da, teknik ekibimiz de herkes insan ve herkes önce sağlık diyor. Onların toparlaması da bu durumu zor gözüküyor. Fiziksel anlamda toparlanırız ama psikolojik ne kadar toparlanırız bilmiyorum. Ve bunun süreci nedir onu da bilmiyorum. Yani öngörülen 4 haftalık bir süreçtir belki. Fakat dediğim gibi bu korku ve endişe bu zamanı fazlasıyla etkiler. Ve bunun fiziksel ne kadar iyi çalışırsanız çalışın %100 verimi alınmayacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Takım olarak sıkıntı yaşamayız. Yani bu zamana kadar ben bu takımda Ankara Gücü'nce çok şey atlattım. Yani psikolojik direncimiz yüksektir. Çok zorlu zamanlar geçirdik. Biz buna hazırlanırız. Fakat dediğim gibi yani psikoloji, sadece fiziksel boyutunu ben söyleyebiliyorum. Ama psikolojik anlamda zor bir süreç. Ya, hakikaten bizden daha önemlisi yabancı oyuncular ailelerini göremiyorlar. Çoluğun çocuğunu görmemiş aylardır. Hala bir endişe. Acaba bir şey mi var? Virüse yakalandılar mı? Yakalanmadılar mı? Panik halindeler. Dediğim gibi çok ne kadar sağlıklı olur bu durum. Ondan emin değilim. Ama yine söylediğim gibi bunun karar merci de biz değiliz. Yani federasyonumuz var. Federasyonun istişare ettiği bilim kurulu var. Onların kararlarına bağlı bir şey bu. Biz elbette ki oynamak istiyoruz. Fakat korku ve endişemiz bunu ne kadar mümkün kılar onu da onlara bırakıyoruz.